Ekofinans'ta karşınızdayız. Piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar. Türk Lirası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde düşüyor. Bu çerçevede dolar TL 14.61'den, euro TL 15.97'den ve sterlin TL 19.18'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.09 seviyesinde seyrediyor. Borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,83 artışla 2480 puandan başladı. BIST 100 endeksi şu anda da yükselişini sürdürüyor. Kripto paralara bakalım. Kripto paralarda birkaç gündür devam eden düşüş dün ve bugün yükselişe bıraktı yerini. Bitcoin 41.270 dolardan, Ethereum ise 3.113 dolardan satılıyor. Altınsa tüm dünyada hızlanan enflasyon ve Ukrayna Savaşı'nın desteklediği taleple son bir ayın zirvesine yakın seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Daha hafif bir düşüş söz konusu olsa da yükselişini sürdürüyor. Gram altın 926 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1516 TL'den, Cumhuriyet altını da 6237 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatı ise 1972 dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüşün ons fiyatı da 25.68 dolar civarında seyrediyor. Petrol fiyatlarında ise 2 gündür görülen rally, yatırımcıların Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de salgının seyrine ilişkin fiyatlamalar nedeniyle durdu. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı şu sıralarda 107 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki son durum öyleydi. Ekofinans devam ediyor. Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlerken bugün Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanıyor. Karar saat 14'te açıklanacak. Beklenti bankanın bu ayı da pas geçerek politika faizini %14'te sabit bırakması yönünde. Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve toplantı sonrası Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelere çevrildi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın zayıf Euro bölgesi ekonomilerinin tahvillerinde oluşabilecek satış baskısının önüne geçebilmek için bazı araçları devreye alabileceği ifade ediliyor. Arjantin Merkez Bankası yılın 4. faiz artışı kararına imza attı. Banka ülkede 20 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 2,5 puan artışla %47'ye çıkardı. Mart ayında ülkede aylık enflasyon %6,7 ile 2002'den bu yana en hızlı yükselişi kaydetmişti. Arjantin'de hükümetin Uluslararası Para Fonu'yla vardığı 44,5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşması Mart ortasında kongrede onaylanarak yasalaşmıştı. Enflasyon dünya üzerinde para politikası yetkililerini agresif sıkılaşma kararı almaya sürüklüyor. Güney Kore Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 25 baz puan artışla %1,5 seviyesine çıkardı. Faiz artış kararı oy birliğiyle alındı. Banka geçen hafta yakın gelecekte enflasyonun %4 civarında kalacağı uyarısında bulunmuştu. Güney Kore Merkez Bankası Ağustos-Ocak döneminde politika faizinde 3 ayrı artış kararı almıştı. Müzik
dosyada yıllık enflasyon %17,5 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında 2-8 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde haftalık enflasyon %0,7 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyonda 0,7 puan artarak Şubat 2002'den bu yana ilk defa %17,5'e çıktı. Uzmanlar yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibariyle %20'ye çıkacağını öngörüyor. Sayın seyirciler, 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü üzerindeki çalışmaların bugün Ankara'da tamamlanması ve protokolün imzalanması bekleniyor. Biliyorsunuz dün Başbakan Faik Sucuoğlu bu amaçla Ankara'ya gitmişti. Yanında hükümet ortakları ve Maliye Bakanı Sunat Atun da vardı. Peki protokoldeki son durum ne? Protokol çalışmaları tamamlanıyor mu? Heyetler çalışmalarını tamamladı mı? Tamamlanma aşamasında mı? Pürüzler var mı? İşte tüm bunları öğreneceğiz. Karşımızda Ankara'da Levent Kutay var. Levent, günaydın diyelim. Günaydın sevgili Damla. Evet Levent Kutay, şimdi Ankara'dayız. Ankara'da 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün bugün imzalanması öngörülüyor. Öğle saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir görüşme var. Bu görüşmenin saatine ilişkin çeşitli söylentiler de var, daha öne alınacağı şeklinde. Ama son durumu biz senden alalım. Heyetler çalışmalarını tamamladı mı? Nedir son durum protokolde? Evet Damla, tabii ki sana ve tüm izleyenlerimize Ankara'dan selamlarımızı iletelim. Bugün yoğun, kritik, önemli bir gün. Ben dün akşamdan beri anlatırken, bilgi verirken anlatırken küçük kenarına da fazla anlam yüklememeye çalışsam da bir tarihi günlerden geçtiğimizi söylemeye ihtiyacı hissediyorum sevgili Damla. Şu anda Sayın Başbakan'ın kalmış olduğu otelde, birazdan Sayın Başkan buradan otelden ayrılacak ve Fuat Oktay'la görüşmek için, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'la görüşmek için otelden ayrılacak. Dün 14 olarak açıklanmıştı. Sabah Anadolu Ajansı 13 diye gündem geçti. Az önce gelen bilgi de bu toplantının 11.30 daha başlayacağı bilgisi bizlere paylaşıldı. Ancak ev sahibi konumundan bir gelecek olan, kısa süre içerisinde gelecek olan davetle birlikte heyet külliye hareket edecek. Önce Sayın Başbakan'la Sayın Fuat Oktay'ın baş başa bir görüşme yapması bekleniyor. Bir durum değerlendirmesi, ardından heyetler arası görüşme tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Protokol üzerinden geçilecek ve protokolün yine çok ihtiyatlı olarak, çok bizi bağlamaması için haber dilinde senin de sık sık kullandığın öngörüyoruz, hedefleniyor. Protokolü imzalanması saatiyle ilgili, yani protokolü imzalanmasıyla ilgili tekrar edelim, ev sahibinden gelecek olan zaman dilimini, zaman dakikalarını dikkate alıyoruz ve çünkü Türkiye'nin mevcut gündemi kendi içerisinde yoğun, büyük bir ülke. Türkiye bir güçlü bir ülke biliyorsun. Dolayısıyla zaman zaman gündemde küçük aksaklıklar ya da değişiklikler olabiliyor. Bunun yansımalarını burada görüyoruz. Ancak bugünkü toplantıda özellikle KKTC tarafı olarak Sayın Başbakan sabahın erken saatlerinden itibaren bütün ekibi buraya, toplantıya çağırdı. Ve burada sabah saatlerinden itibaren burada hükümeti oluşturan 3 parti başkanı, teknik heyetlerle birlikte protokolün üzerinden geçiyorlar. Anladığımız kadarıyla yani sabahın ilk saatlerine kadar karşılıklı görüş teatisi, çeşitli fikir teatileri bulunuldu. Gerek Türkiye'den bazı noktalar, KKTC'den bazı görüşler. Bunlar halen teati ediliyor ve bir üzerinden geçiliyor. Şu anda
Ve bunun ardından da tekrar edelim. Şu anda sevgili Bülent göstersin bizlere. Araçlar burada hali hazırda hemen bekliyorlar. Birazdan da heyet otelden ayrılacak ve külliyeye doğru yol alacak. Sayın Fuat Oktay'la görüşmek için sevgili Damla. Tekrar edelim, 2022 ekonomik ve iktisadi ve mali protokolla ilgili artık tamamlanma aşamasında. Büyük olasılıkla yapılan bugünkü görüşmelerde imza koyulacak. İmzanın ardından, imzalanmasının ardından yani ana hatlarıyla belirlenen bir çerçeve atılacak olan imzalar ve bunlardan tabii ki teknik süreçle ilgili de yine bir dizi görüşme gerçekleşebilir. Ancak tekrar edelim, özellikle KKTC'nin ekonomik mali durumu ile ilgili bu görüşme çok geçmiş oranlara göre hayli önemli, hayli kritik. Çünkü KKTC'ye protokolün ardından belli kalemlerde bir kaynak aktarımı, bu kaynak aktarımının geçmiş yıllara oranla biraz artırılması gündemde. Ancak tabii ki Türkiye'nin de kendi bazı noktalarda ortaya koyacağı kendi iç mali dengeleri gereği bir hassasiyet olabilir. Ancak görebildiğimiz kadarıyla burada her şey şu anda yolunda ilerliyor. Taraflar kendi arasında burada Sayın Başbakan ekonomi kurmayları ve hükümet ortaklığı birlikte durumu değerlendiriyor. Ve tekrar edelim. Yani geçmiş yıllara oranla atılan imzalar, varılan uzlaşılar, Türkiye'nin katkısı elbette çok değerli. Ancak özellikle yaşamakta olduğumuz süreç sonrası KKTC'deki siyasi ve ekonomik gündemi bir anda gözleri buradaki gelişmelere daha çok çevirdiğini bizler de farkındayız. Siyaset de bunun farkında. Hassasiyetler tüm ayrıntılarıyla paylaşıldığını söylemek isterim. Elde edilen tespitlerin, görüşlerin, şu andaki oradaki mevcut ekonomik durumun en ince şekilde buraya ayrıntılı aktarıldığını, paylaşıldığını söylemeye ihtiyacı hissediyorum sevgili Damla. Şu an için tekrar edelim. 14.02 görüşme 11.30'a alınmıştı. Ancak yani bu 11.30'un da çok kısa bir süre, belki 5-10 dakikayla bir değişim olabilir, bir sarkma olabilir. Bunu buradan Sayın Başbakan birazdan tekrar edelim, buradan ayrılacak. Ve tekrar önce baş başa Sayın Fuat Oktay'la Sayın Başbakan'ın baş başa görüşmesi, ardından da heyetler arası görüşmeyle protokola bir kez daha son şekli verilecek ve büyük olasılıkla da imza kamuoyuna duyurulacak, evet, sevgili Damla. Levent, çok kısa bir şekilde şunu sormak istiyorum. Bürokratların çalışmalarının tamamlandığını söyleyebilir miyiz? Artık bu aşamadan sonra siyasilerin devreye gireceğini ve kalan hani belki birkaç pürüz varsa onlarla mı, onlar üzerinde mi çalışılacağını söyleyebilir miyiz? Aslında paralel ilerliyor sevgili Damla. Çok yerinde bir soru olduğunu söylemek isterim. İkisi paralel ilerliyor. Teknik boyut henüz tamamlanmış değil. Tekrar edeyim, yani sabahın ilk saatlerine kadar çeşitli konularda görüş alışverişleri sürdü. Yani teknik verilerin üzerinden geçildiği, KKTC'nin ortaya koyduğu rakamsal belli konulardaki boyutlar, Türkiye'nin ortaya koyduğu veriler, ikisi arasında bir teknik düzeyde çalışmalar halen şu saate kadar da sürüyor diyebilirim. Şu anda Sayın Başbakan halen ekibiyle birlikte toplantıda ve bu toplantı zaman zaman, yani siyasi boyutta hükümetin sadece ekonomik veri anlamında değil, siyasi boyutta da istişarenin sürdüğünü söylemek ihtiyacı hissediyorum bu sorun üzerine. Ancak yani bazen evet, yani siyasi olarak da ya da siyasi durum açısından ortaya konan bir görüş birlikteliği var. Burada özellikle dün Sayın Başbakan'ın ve Sayın Erhan ile Sayın Fikri Ataoğlu'nun burada Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamento arası
dostluk grubu üyeleriyle yapmış olduğu bir toplantı var. Yaklaşık 2-2,5 saat sürdü bu toplantı. Bu toplantının çok verimli, çok önemli olduğunu ve çok verimli geçtiğini söylemek istiyorum. Bir bölümünü bizlere tanıklık ettik. Basın açık bölümüne dinleyebildiğimiz kadarıyla. Çünkü bu AK Parti dostluk parlamentor arası dostluk grubu içerisinde hali hazırda Kıbrıs'ta yaşamını belli başlı sürdüren isimler, Kıbrıs'ın oradaki yapısını, ekonomik, mali, siyasi, sosyolojik yapısını yakından bilen vekiller de var. Sık sık gelip giden vekiller de var. Burada gerek yani Cumhurbaşkanlığına, Türkiye hükümetine yakın AK Parti içerisinde çok simge isimler burada buradaki toplantıda bir araya geldiler. Çok samimi şekilde karşılıklı görüşler ortaya konuldu. Kıbrıs'ın KKTC'nin değeri gerek Doğu Akdeniz'e ilgileşmeli açısından gerekse tarihe dayanan geçmişe ve bağlara binaen oldukça önemli ve değerli olduğu bir kez daha orada vurgulandı ve bunu özellikle Türkiye milletvekillerinin vurguladığını söylemek isterim. Bu anlamda dünkü akşamki görüşme yani bu klasik bir işte Türkiye ve KKTC üst düzey başbakan ve milletvekillerinin bir araya gelip bir şeyler konuştuğu bir toplantı olarak atletmek istemem. Biraz daha anlamı, biraz daha önemi vardı. Ve bu yaşanan süreçte bu toplantının yani bu akşamki toplantının çok önemli ve çok değerli olduğunu söylemek isterim sevgili Damla. Evet. Levent Kutay, çok teşekkür ediyoruz. Ekleyeceğim bir şey yoksa şu an itibariyle daha sonra gelişmelerle yeniden seninle birlikte olacağız. İşte onu söylemek isterim ama henüz bir çıkış sevgili Bülent, henüz çıkış olmadığını söylüyor. Burada tabii Türkiye Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerinin zaman zaman hareketlerini izliyoruz. Çünkü 11.30'da görüşme için her an çıkabilir Başbakan. Az önce duyurmuştuk. Hı hı. Ancak şu an için yok. Tekrar edelim. Birazdan Sayın Fuat Oktay'ın davetiyle birlikte Sayın Başbakan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Ve orada bize de birlikte bu önemli ve yakın geleceğe ilişkin çok önemli ışık tutabilecek potansiyele sahip bu görüşmeyi izlemeye çalışacağız sevgili damlar. Evet, kolay gelsin diyoruz çalışmalarında. Gelişmelerle yeniden seninle birlikte olacağız. Levent Kutay, teşekkür ederiz. Evet. Ankara'dan Levent Kutay, BRT muhabiri Levent Kutay bizlerle birlikteydi. Ankara'daki son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Hemen hatırlatalım, 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü üzerindeki görüşmeler hala devam ediyor. Levent'in aktardıkları üzerinden de gidecek olursak, bugün saat 14'te görüşme planlanmıştı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la. Ancak bu görüşmenin saati Anadolu Ajansı tarafından 13 olarak duyurulmuştu. Az önce Levent Kutay'ın da aktardığı bilgi doğrultusunda şu sıralarda bu görüşmenin yapılması bekleniyor. Bu nedenle Başbakan'ın otelden ayrılarak külliyeye gitmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmesi bekleniyor. Evet, bir kez daha tekrarlayalım. 2022 mali yılı 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği protokolünün bugün protokolü üzerindeki görüşmelerin bugün tamamlanarak imzalanması bekleniyor. Şu anda Ankara'da bulunuyor Başbakan Faik Sucuoğlu ve hükümet yetkilileri, hükümetin diğer ortakları. Bu bilgiyi de tekrardan paylaşmış olalım. Gün içerisinde yaşanacak olan tüm gelişmeleri BRT ekranlarından sizlerle buluşturacağız. Ekofinans devam ediyor. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Şubat ayında 95,1 olarak elde edilmiş olan Türkiye dış ticaret haddi
18,8 puan azalarak 2022 yılı Şubat ayında 76,3 oldu. Böylelikle dış ticaret haddi Ocak'ta gördüğü tarihi düşük seviye olan 72,8'den yukarı çıkmış oldu. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ocak ayında 72,8'e tarihi düşük seviyeyi gören Türkiye dış ticaret haddi 2022 yılı Şubat ayında 76,3 oldu. Dış ticaret haddinin 100'ün üzerinde bulunması, dış ticarette konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir duruma işaret ederken, tersi durum ülke lehinde bir tabloya işaret ediyor. İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5, ihracat miktar endeksi de %14,5 arttı. İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %36,5, ithalat miktar endeksi de %5,9 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyatları endeksi Mart'ta yıllık %11,2 ile 2010'dan beri en büyük artışı kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre yıllık üretici fiyatları endeksi Mart'ta %11,2 ile verinin tutulmaya başladığı 2010'dan beri en büyük artışı kaydetti. ÜFE aylık bazda da %1,4 ile %1,1'lik beklentinin üzerinde arttı. Çekirdek ÜFE %9,2 arttı. Çekirdek ÜFE de aylık artışta %1 olarak %0,5 olan tahminleri aştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk ayında gıda ve ham madde fiyatlarında artışlar görüldü. Şubat ayının sonunda başlayan savaş enerji fiyatlarında da sert yükselişlere neden oldu. ABD Merkez Bankası enflasyondaki yüksek seyir nedeniyle 2018'den bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Ülkede tüketici fiyat endeksi de Mart'ta %8,5 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Almanya'nın önce ekonomik düşünce kuruluşları ülkenin Rusya'dan doğalgaz ithalatını tamamen kesmesinin sert resesyona neden olabileceği uyarısı yaptı. 5 Alman Ekonomik Düşünce Kuruluşu 2022 yılı için büyüme tahminlerini %4,8'den %2,7'ye düşürdü. 2023 tahmini %3,1 oldu. Enflasyonun 2022'de ortalama %6,4 ile 40 yılın en yüksek seviyesinde olacağı tahminine yer verildi. Kuruluşlar ortak olarak yayınladıkları raporda Rusya'dan ham madde konusunda bağımsız hale gelme kararı askeri ve siyasi durum düzelse dahi devam edebilir. Bu da enerji arzı ve enerjiye bağımlı sektörlerin düzenlemelere karşı ayarlamalar yapmasını gerektirecek ifadesine yer verildi. Rusya'dan enerji arzının aniden kesildiği bir senaryoda kurumların beklentisi bu sene büyümenin %1,9'a gerileyeceği, 2023'te de %2,2 daralma olacağı yönünde. Ülkede enflasyon Mart ayında Doğu ve Batı Almanya'nın 1990'daki birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Alman hükümeti Rus gazı ithalatını azaltmaya hazırlanırken bu durumun özellikle Alman şirketlerini kırılgan hale getireceğinden endişe ediliyor. Kanada Merkez Bankası 30 yılın zirvesinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu 20 yıldan uzun sürenin en büyük faiz artışı olarak kayda geçti. Banka ayrıca devlet tahvili alımlarına son vereceğini duyurdu. Kanada Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artışla %1'e yükseltti. Banka devlet tahvili alımlarına 25 Nisan itibariyle son vereceğini duyurdu. Banka son olarak 2000 yılında 50 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Banka yetkilileri Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle fiyat baskılarının hedefin üzerinde seyretmesi durumunda önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artışının gerekebileceğini belirtti. Ülkede enflasyon Şubat'ta %5,7 ile 30 yılın zirvesine çıkmıştı. Banka 3 yıl sonra ilk kez geçen ay faiz artışına gitmişti. Ve Asya'da Çin kabinesi Merkez Bankası'nın gerekirse zorunlu karşılık oranlarında indiriminde aralarında olduğu politika araçlarını kullanacaklarını açıkladı.
Çin Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamada Çin zorunlu karşılıklarda indirimin de aralarında bulunduğu politika araçlarını uygun zamanda kullanacak ve özellikle pandemide zarar gören küçük ölçekli firmalar ve sektörler başta olmak üzere reel ekonomiyi desteklemek için adımları hızlandıracak ifadelerine yer verildi. Genellikle Çin Merkez Bankası Konsey'in bu tür açıklamalarının birkaç gün sonrasında zorunlu karşılık oranlarında indirime gidiyor. Çin'de Şangay başta olmak üzere birçok şehirde virüs karantinaları devreye girerken ekonomiye ilişkin görünüm de kötüleşti. Morgan Stanley ve UBS grup ekonomistleri Çin'in 2022 yılı büyüme tahminlerini hükümetin %5.5 olan hedefinin altına çekti. Çin Merkez Bankası Ocak ayında bir yıllık kredi referans faiz oranını 10 baz puan indirerek %3,70'e çekmişti. Ekonomistler yarına kadar bir faiz indirimi daha olmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen'dan Rusya'ya yönelik olarak devreye alınan yaptırımları görmezden gelen ülkelere uyarı geldi. Yellen, yaptırımları boşluğu doldurmak için bir fırsat olarak gören ülkelerin bu adımlarının bazı sonuçları olacağı uyarısında bulundu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımları delen ülkelere kayıtsız kalmayacakları mesajı verdi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik görünümü bozduğunu kaydeden Yellen, Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Rus işgali sonrası birçok ülkenin küresel tepki vermek için bir araya geldiğini belirten Yellen, ancak bazı ülkeler belki oluşan boşluğu doldurmak ve Rusya'yla ilişkilerini sürdürmek için çekimser kaldı dedi. Bunun basiretsiz bir yaklaşım olduğunu ifade eden Yellen, oluşturduğumuz bu koalisyon yaptırımları görmezden gelenlere karşı da kayıtsız kalmayacak değerlendirmesini yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptırımlar nedeniyle batılı ülkelerde enflasyonun hızla arttığına işaret ederek Rusya'da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batılı ülkelerin yaptırımlar nedeniyle kendilerine de zarar verdiğini belirten Putin, bazı batılı ülkelerin Rus enerji kaynakları da dahil olmak üzere işbirliği yapmayı reddetmesi milyonlarca Avrupalıyı vurdu, enerji krizini tetikledi ve ABD'yi de etkiliyor. Fiyatlar her yerde yükseliyor, enflasyon fırlıyor. Bu ülkeler için bu durumun eşi veya benzeri yok ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'nın da yaptırımlar nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğini işaret ederek, Rusya'da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor dedi. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Dünya Ticaret Örgütü gıda güvenliği konusunda acil eylem çağrısında bulundu. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Dünya Ticaret Örgütü başkanları gıda güvenliğine ilişkin ortak açıklama yaptı. Dünyanın artan krizlerle sarsıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin devam eden COVID-19 salgınına katkıda bulunduğu, iklim değişikliği, artan kırılganlık ve çatışmaların dünyanın her yerinde insanlara kalıcı zararlar verdiği kaydedildi. Açıklamada, temel gıda maddelerindeki keskin fiyat artışlarının ve arz kıtlığının dünya çapında hane halkları üzerindeki baskıyı artırdığı ve milyonlarca insanı yoksulluğa ittiği belirtildi. Bu tehdidin en yüksek ülkeler için daha yüksek seviyede olduğu vurgulanarak orta gelirli ülkelerde de kırılganlığın hızla arttığı aktarıldı. Açıklamada Dünya Bankası tahminleri gıda fiyatlarındaki her bir puanlık artış için dünya çapında 10 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklendiği konusunda uyarıyor ifadesi yer aldı. Gıda fiyatlarındaki artışın azotlu gübrenin önemli bir bileşeni olan doğal gazın maliyetindeki artışla daha da kötüleştiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Küresel arzdaki önemli kesintilerin yanı sıra artan gübre fiyatları,
büyük ölçüde gübre ithalatına bağımlı olan büyük üreticiler ve ihracatçılar dahil olmak üzere çoğu ülkede gıda üretimi için önemli etkilere sahip. Gıda fiyatlarındaki artış ve arz şokları özellikle hali hazırda kırılgan olan veya çatışmalardan etkilenen ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede sosyal gerilimleri körükleyebilir. Uluslararası toplumu acil gıda tedariki, finansal destek, artan tarımsal üretim ve açık ticaret gibi koordineli eylemler yoluyla kırılgan ülkeleri desteklemeye çağırıyoruz. Açıklamada Dünya Bankası Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ülkelere yardım etmek amacıyla politikalarını ve finansal desteklerini hızla artırmak için uzmanlıkları ile finansmanlarını birleştirmekte kararlı oldukları vurgulandı. Uluslararası topluma yönelik hibeler dahil olmak üzere acil finansman ihtiyaçlarını destekleme çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca tüm ülkeleri ticareti açık tutmaya, gıda veya gübre ihracatına yönelik yasaklar gibi kısıtlayıcı önlemlerden kaçınmaya çağırıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından insani gıda alımlarına ihracat kısıtlamalarının getirilmemesinin özellikle önem taşıdığı, gıda güvencesi olmayan ülkelere koordineli ve hızlı şekilde destek sağlamanın kritik olduğu vurgulandı. Uluslararası Enerji Ajansı, Çin'de artan COVID-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin yılın geri kalanında talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti. Uluslararası Enerji Ajansı Mart ayına ilişkin petrol piyasası raporunda bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti. Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi. Rapora göre yılın geri kalanında ekonomik görünümde artan riskler, Ukrayna'daki gerilimin emtia ticaretinde yarattığı aksaklıklar, fiyat belirsizlikleri ve küresel enflasyon özellikle yılın ikinci çeyreğinde talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ayrıca batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve Çin'in Şangay kentinde uyguladığı karantina önlemleri havacılık sektöründeki toparlanmanın beklenenden yavaş gerçekleşmesine yol açıyor. Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 93 bin varile Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken bu bölgeye 30 milyon 838 bin varile Amerika kıtası ve 14 milyon 260 bin varile Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor. Küresel petrol arzı Mart'ta bir önceki aya göre 450 bin varil artışla günlük 99 milyon 140 bin varile yükseldi. Bu artışa en büyük katkıyı Rusya, Kazakistan ve Libya gibi OPEC artı üye ülkelerden meydana gelen kesintileri telafi eden OPEC artı dışı ülkeler sağladı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, ham petrol üretimi aynı dönemde 60 bin varil artarak günlük 28 milyon 540 bin varile ulaştı. Bu haberle birlikte Ekofinans'ın sonuna geldik. Yarın saatler 11.15 gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.